Gelin evinin ikinci gününde İstanbul Arnavutköy'de oturan Cansu Hanım'a konuk oluyoruz. Merhaba, ben Cansu Palak, 22 yaşındayım, ev hanımıyım. 1,5 yıllık evliyim, Bulgaristan göçmeniyim. Eşim Giresunlu, Arnavutköy Haraççı'da oturuyorum. İşte karşınızda bugünkü gelinimiz, ev sahibimiz Cansu Hanım'ın hikayesi. Yeni doğmuş bir bebekten ne farkın var? Yaşın kaç, başın kaç? Merhaba Cansu Hanım. Merhaba. Gelin evi ikinci gününde sizinle. Bulgaristan göçmeni bir aileden geldiğinizi biliyoruz. Bugün sizin hikayenizde farklı neler göreceğiz? Evet, ben de Bulgaristan göçmeniyim. Annem babam, annem orada doğmuş büyümüş, buraya göç etmiş. Biz de onların örf ve adetlerini şu anda uyguluyoruz. O zaman buyurun gelinlerimizi karşılayın ve gelin evinde gününüz başlasın. Hoş geldiniz, buyurun. Kızlar. Merhaba. Hediye de bayağı büyükmüş. Ne var acaba içinde? Acaba ne var? Gelin evinde haftanın ikinci günü neler oluyor? Onu neye şey yaptınız acaba? Neyle uyumladınız? Cansu'nun bu el örgüsü değil mi? Evet. Yaptığı hareketi hoş bulmadım. Cansu Hanım'ın evinde merak edilenler. Kapının kolunda sanki bir resim görüyorum. Onun bir özel bir anısı var mı sizin için? Bana eşimi getirin. Neden sizinkine kıyaslıyorsunuz anlamadım. Cansu Hanım'ın çeyizinde merak edilenler. Çörük değil mi bu? Sizin bayağı bir çeyizimiz var. Bunları nereye sığdırıyorsunuz? Hem Bulgaristan hem... Evet. Kayınvalidenizin tarafı. Biz de buna mutfak geleği diyoruz. Sadece mutfakta kullanılıyor. Neden öyle mutfak bir şey geleği var? Nedir göçmen battaniyesi? Yani özelliği nedir? Cansu Hanım ve eşi nasıl tanışmış? Yolda görsem bile selam vermiyordum. Hiç görüşme isteği olmadı mı karşı taraftan? Daha düşünmüyorum ciddi bir ilişkide de. Cansu Hanım'ın evlilik hikayesinde neler yaşanmış? Ben hiç görmedim yani bunların... Adetin, örfün ve adetini başka bir hiçbir yerde görmedim yani bu zamana kadar. Sizde var mı bilmiyorum ama müjde bohçası verilir. Hı? Neden? Peki bir adet mi var? Kayınvalide takıyor işi. Tencereyle kahve pişirme fikrin nereden, kimden geldi? Annem çok zekidir. Aa. Bunlar da bizim köyün gençleri oynar kasap. Cansu Hanım'ın kına ve düğünü nasıl olmuş? Bizim göçmenlere ait bu da. Sizin güzel oyunlarınız var, ben çok beğeniyorum. Kına gecem bundan sonra bittikten sonra çok büyük kavga oldu. Bize yeter ki oyundayım, fark etmiyor yani. Evet, kadın. Her türlü oyun oynarız. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Hoş geldiniz kızlar tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Heyecan var mı? Heyecan yok. Dün atlattık heyecanı. İlk gündü diye. Heyecanım yok. Hazırlıklarınızı tamamlayabildiniz mi? Evet, hazırlıklarımı tamamladım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Bayağı sizi çok yorduk mu peki? Ya evet, yoruldum ama en büyük destekçim annemle yaptık sürekli her şeyi. Bütün düzeni. Öyle. Ben çalıştığım için yardım edemedim. En çok annemle öbür kardeşim yardım ettiler. Zaten bizdeyken katılmıştı. Ya öylesine katıldı. Yani dedi şansımı deneyeyim. Ablam yani iyidir yani. Kazansın ya da kazanması bence önemli değil. Önemli olan bir anı kalması önemli. İşime ben her zaman her konuda güveniyorum. Yani İnşallah kazanır diyorum. Bu arada hepiniz çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ayşenur Hanım'la da pişti olmuşuk. Aynen, biraz öyle olmuş. Aynen. İkinize de ayrı ayrı yakışmış ama. Şık olmuşsunuz. Gayet güzel görünüyorsunuz. Siz de çok şık olmuşsunuz kızlar. Evet. Teşekkürler. Hediyenizi merak ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Çünkü oldukça çok büyük. Cansu'nun gözü hediyede. Bence yatak örtüsü gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Başka tahmininiz var mı? Battaniye olabilir. Şöyle vereyim size. Açalım bakalım bence. Maşallah. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Şu şekilde. Su yeşili değil mi?
Evet. Evet, su yeşili. Çok tatlı, çok teşekkür ederim bu arada. Sevdiğiniz bir renk mi peki? Evet, seviyorum. Güzel günlerde. Evet. Güle güle. Çok teşekkür açık ederim. Çok tatlı bir yaz. Çok güzel, evet. Şöyle battaniyeyi de açalım kızlar. Uçlarında güpürler mevcut. Evet. En sevdiğim çok zaten. Güzel. Çok seviyorum. Çok güzel ve şık durur çok bence. Çok teşekkür ederim tekrardan. Koyayım mı hediye yerine? Tabii. Şöyle alalım. Şöyle verelim biz size. Siz kaldırın. Cansu Hanım salonunu ahşap detaylı beyaz mobilyalar, beyaz mobilyalı pudra pembesi koltuk takımı, desenli beyaz tül ve desenli pembe fon perdeler, mavi desenli halı, sarkık 3 top avize ile dekore etmiş. Cansu Hanım'ın bu dekorasyonunu gelinlerimiz acaba nasıl bulacaklar? Evet Cansu Hanım, dün benim evimde de olduğu gibi sizin de pudra ve pembe tonlara hakim evinizde. Evet. Ben gün müşterinize değinmek istiyorum. Ben bu şekilde tercih etmedim. Tabii bu zevk meselesi. Beyaz olmasını tercih ederdim. Yine kulplarının daha sade olmasını tercih ederdim. Kötü değil ama benim zevkime hitap etmiyor pek. Ama kötü değil yani dediğim gibi. Peki, güzel. Teşekkürler. Ya ben parkelerinize böyle hani şeylere uyumlu buldum ama koltuklarla birlikte çok tercih edebileceğimiz bir renk olarak düşünmüyorum. Onun dışında kulpları falan evet desenli, koltuklarınızın başlıkları var. Yani pek uyumlu bulmadım ama. Ben bu evlendiğimden sonra ikinci evim. Hı-hı. Daha önce yaşadığım evde zaten aynı odada değildi benim gümüşlüklerimle koltuklarım. Ayrı bir gümüşlük salonum vardı. Gümüşlükler oradaydı. Hı-hı. Hani koltuklarımla uyumlu mu? Hani yani ona bakarak almadım. Çünkü ayrı ayrı almıştım. Yani şu anda da mecbur olduğu için aynı odada kullanmak zorundayım. Aynen. Tabii sizin görüşünüze de saygı duyarım yani. Teşekkür ederim. Koltuk takımıyla perdeler birbirlerine yani uyumlu. Evet ama hani ben genelde şey pek sevmem ama klasik. Evet klasik sevmiyorum ama evet. Hani genel olarak baktığımız zaman uyumlu duruyor birbirleriyle. İçlerinde de bu ikisini birlikte hani şey olarak mı seçtiniz? Yani içindekiyle fonu evet, takım olarak mı aldınız? Aynı değil mi? İçindekiyle. Evet. Benziyorlar zaten. Halı, koltuklar ve perdeye bakarak neden böyle turkuaz, hani mavi tonları seçtiniz? Ben onu merak ettim. Ya biraz hafiften zıt olmasını istedim. Açıkçası. Çünkü pembe kullansaydım çok boğacaktı biliyorum yani. Pembe mavi yapayım evet, mı? Pembe dediniz? İstemedim işte. Özellikle istemedim yani halımla. Hı-hı. Düz bir renk de olabilirdi. Ben biraz zıt olmasını istedim. O yüzden bunu seçtim. Ama bir pek fazla da şatafatlı olduğunu düşünmüyorum hani. Yok halı kendi başına çok güzel ama aynen, tek başına bir mavi kalmış. Keşke hı-hı. Başka şeylerle destekleseydiniz. Peki ne kadar aldınız halınızı? Bu halımla yatak odasında birazdan göreceksiniz. Onunla ikisini 1200 TL'ye aldım. Anladım. Hmm. Hadi hanımlar o zaman mutfağa gidelim isterseniz. Tabii doğru buyurun bakalım. Hanımlar. Cansu Hanım mutfağında siyah beyaz dolaplar, siyah beyaz masa ve sandalyeler, açık renk zebra perde, desenli açık renk halı, beyaz avize kullanmış. Cansu Hanım'ın dantelli masa örtüsü ve kırmızı objeler kullandığı mutfağı acaba beğenilecek mi? Cansu Hanım, mutfağınız bayağı geniş, çok geniş hatta ve çok dolabınız var. Kiracı olmanıza rağmen bayağı dolap yapmışlar. Çok kullanışlıdır tahmin ediyorum. Evet. Gayet güzel görünüyor, rahatsız edici bir şey göremedim ben. Halıyı kahverengi içlerinde sanki nikler seçmişsiniz. Onu neye şey yaptınız acaba? Neyle uyumladınız? Yoksa... Yakıştığı için mi direkt öyle aldın? Yakıştığı için değil. Tekrar dediğim gibi diğer evimden dolayı kaynaklanıyor bazı şeylerim. Hani oradaki mutfak dolaplarına göre seçildi. Anladım. Uymuş mu peki buraya? Yani genel olarak mutfağın havasıyla sırıtmamış ama tabii ki siyah ya da hani evet. İçlerinde başka gri olsaydı daha güzel kahverengi olarak evet. Yerine daha şık olabilirdi. Hanımlar benim bu dikkatimi çekti de streçlemiş galiba.
Evet. Bunun bir önemi, özelliği falan var mı? Neden böyle bir çok şey yaptınız? Çok mantıklı olmuş bence. Evet kızlar, çünkü tam karşısında balkon var. Ya da balkon olmasa da camı açtığımda çok toz oluyor. Ve içinin temizlenmesi çok zor. Evet. Hani o yüzden bir de yemek yaparken falan, kızartma yaparken yağ sıçrıyor, yağ oluyor. O yüzden streçledim bunu. Daha da temiz, kullanışlı oluyor. İstediğim zaman streçi değiştirebiliyorum. Bayağı kullanışlı. Size de tavsiye ederim. Aynen. Bayağı bir mantı. Store olarak beyaz tercih etmişsiniz Zerebra. Kullanışlı evet. Oluyor mu? Evet, kullanışlı oluyor. Zaten kirlendiği zaman götürüyorum banyoya, yıkıyorum, tekrar asıyorum. Ha. Çok da kolay oluyor. Beyaz güzel. Tercih etmeniz güzel ama. Evet. Fiyatı neydi acaba storeların? Dediğim gibi toplu almıştım zaten hepsini. Hı. 3000 TL'di. Evet. Hanımlar, buradaki yorumlarımız bittiyse bir de yatak odasına bakmaya gidelim mi? Hadi yine gidelim, buyurun. Cansu Hanım yatak odasını krem ve ahşap detaylı mobilyalar, ahşap çerçeve üzerine taşlı, parlak yapay deri yatak başlığı, desenli beyaz tül, desenli pembe fon perde ve oval mavi desenli bir halıyla dizayn etmiş. Cansu Hanım'ın yatak odasındaki bu tarzı bakalım beğenilecek mi? Girer girmez mobilyalarınızı salondakilerle takım zannettim ama galiba değiller. Evet, takım değiller. Bunları da ayrı bir şekilde aldım. Fakat renk olarak aynı renkleri kullandığınız için bir anda öyle zannettim. Başlıktan bahsetmek gerekirse galiba bunun rugan mı oluyor şey deri olarak? Deri. Deri görünümlü. Taşları peki var. Kullanışı kolay oluyor mu? Nasıl oluyor? Çok kolay. Temizlemesi falan çok kolay. Dolap kapaklarında da aynalı tercih etmişsiniz ama bazı yerlerde aynalı, bazı yerlerde değil. Bu iç taraflara toz birikimi falan evet, oluyor. Evet oluyor. Onları da siliyorum zaten. İkisi aslında hani birbiriyle çok uyumlu ama hani benim tarzım değil ama yakışmış yani. Odanın genel görünümü olarak en azından ferah göstermiş. Perdeleriniz evet. Salonla aynı sanırım. Evet aynı, takım yaptırdım. Hı hı. Yani ben yatak odasına daha uygun buldum ama yine tercihim tülün sade olmasından yana. Peki. Kapının kolunda sanki bir resim görüyorum. Onun bir özel bir anısı var mı sizin için? Evet, bir saniye alayım. Bakabilir miyim? Kızlar, ben bunu nikahımda kullandım. Şöyle göstereyim mi? Daha da, evet. Nikahta. Anlatacağım şimdi. Hmm. Daha da tüllüydü tabii bu. Aradan 2 sene geçti çünkü. Saklıyorum bunu. Bunu arabaların bir tarafına havlu, bir tarafına bütün arabaların şöyle tüllerle bağladık tüllerle. Hmm. Hani değişiklik olmasını istedim. Bu şekilde yaptık biz de. Herkese de bir hatıra resim olsun diye. Şöyle herkese dağıtıldı. Evet, herkese dağıtıldı. Bu bir adet mi yoksa yok, kendi fikriniz kendi olarak fikrim. Mı? Evet. Değişik bir fikir aslında değil mi hanım? Ben ilk defa görüyorum. Yani mesela birkaç eve gittiğimde akrabalarımızda bu resmimi görebiliyorum yani. Aynı hatıra olarak. Hatıra olarak kalsın diye. Güzel fikir. Şöyle ben evet. Size vereyim. Değişik, daha önce duymadım. Evet. Benim zevkime pek hitap etmiyordu dekorasyon. Açıkçası pek beğenemedim. Dekorasyonu kendi zevkime göre bakarak biraz zevksiz buldum açıkçası. Karışık renkler vardı. Bayağı renkler, dekorasyon, tarzlar karışıktı. Açıkçası çok umduğum gibi bulamadım. Benim evimde kendim şimdi kıyaslama yapıyorum illaki. Benimki kadar güzel olur düşünmüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum kendim açımdan. Dekorasyon açısından yanlış olan hani gözümü yoran kesinlikle bir şey yok. Çünkü hani koyu renkler tercih etse de böyle çok kaba ve koyu durmuyor zaten. Genel olarak güzeldi. Ama hani biraz daha modern olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi masa düzenime gidelim isterseniz. Tabii. Gidelim. Cansu Hanım masasında uçları güpür dantel desenli masa örtüsü ve peçeteler, yuvarlak beyaz desenli yemek takımı, oluk desenli çatal bıçak takımı, desenli su takımı kullanmış. Cansu Hanım'ın gül yaprakları ve gümüş şamdanlarla süslediği masası acaba beğenilecek mi? Cansu Hanım, bize romantik bir masa hazırlamışsınız. Evet.
Bu kadar konuştuk artık romantizmden. Eşinizi de davet etseydiniz. Bana eşimi getirin. Çağıralım gelsin bence. Gayet romantik. Tam sizin istediğiniz gibi. Evet. Ben şöyle göstermek istiyorum. Herhalde bu kenarlardaki uyumu çatal bıçaklarınızda yakalamak istediniz. Evet. Anladığım kadarıyla. Çünkü burada da hani aynı hareketlilik. Burada da aynı şekilde. Bir şey söylemek istiyorum. Biz tabii bütün gelinler olarak hepimiz paket halinde aldık. Evet. Benim iki çeşit kalmıştı bunlardan. Hani bu sade olandı. Daha diğeri en çok, sade olandı. Evet galiba. Aynen. Diğeri çok oymalıydı. Hı-hı. Ben de bunu almak zorunda kaldım. Çünkü tabakları çok beğenmiştim. O yüzden başka yerden almak istemedim. Ve aynısı da yoktu zaten. Cansu Hanım, dün benim tabaklarım kareydi. Evet. Biraz böyle kenarı ovaldi. Evet. Benimki klasik bir modeldi aslında. Günlük evet. demişsiniz. Aslında sizinkiler daha çok günlük duruyor bence. Evet, dün aynen dediğim gibi aynı şekilde de günlük gördüm sizinkileri. En azından benimkilerin üst tarafları gösterişli. Hani sizinki sadece misafir olarak kareydi yani. O şekilde misafirlik diyebilirim. Benimkiler de yumuşak şeklinde aldım. Benimki kareydi ve dümdüzdü. Hı-hı. Sadece evet. kenarında gümüş aynen. bir detayı vardı. Zaten çok orasına katayım. Yorum yaptım ben de. Bu daha günlük geliyor bana çünkü zikzakları var. Daha çok günlüğü anımsatıyor. Peki, siz bilirsiniz. Ben de Sevgi Hanım'a katılıyorum bu konuda. Bana da sanki Sevgi Hanım'ın tabak takımından ziyade daha günlük havası veriyor. Tabii set olarak gördüğümüzde değil ama tek olarak görsem normal evet. günlük bir takım olarak görürdüm. Bıçağınız da çok böyle kalın bir model. Güzel, kötü değil ama benimkiler daha zarifti. Hani kendi çünkü hı-hı. dün benim günümdü. Hı-hı. Bugün de böyle bir gün olunca daha zarif ve ince olduğu için bu biraz daha bana kaba geldi. Ama neden sizinkini kıyaslıyorsunuz anlamadım. Şu an benim masamı yorum yapıyoruz. Dün sizinkini evet. yaptık mesela. Hı-hı. Hayır, benimki şöyleydi. Hani sizinki böyle. Hani siz bana şöyle yorum yaptınız, ben size şöyle yorum yapıyorum. Demek zorunda değilsiniz, bence adaletli olun diyorum. Ben adaletli ben, oldum. Ben şamdanları beğendim. Çok hoş duruyor. Ben de bulmak istedim ama bulamadım bir türlü masada. Ben de Eminönü'nde buldum. Sonunda. Gümüş çok mü? Evet, Cansu farklı Hanım. Duruyor. Gümüş değil ama pahalı bir şeydi yani. Ama hoş duruyor. Gümüş öyle. Gibi duruyor. Gümüş aynen. Gümüş mü bilmiyorum daha doğrusu kızlar. Ne yalan söylüyorsun. Bizim için kullandınız yani. Evet, hayır, daha önceden de kullanmıştım. Hani, zaten bunları ben takım aldım bardaklarıyla birlikte. Takım ne kadar olarak. Aldınız acaba? Tanesi 125 liraydı. Ben gümüşüm olma ihtimali var. Bilmiyorum işte ama siz bir baktınız. Evet. Güzel duruyor. Sevgiden beklediğim yorumlar vardı çünkü ben de ona olumsuz yorumlar yaptım. Ama ben hani adaletli davranarak beğenmediğim şeyleri söyledim. Ondan sonra bugün de aynı bana aynısını yaptı. Hatta ben dile getirdim yani. Adaletli davranalım. Beğenmediysen beğenmedim diyebilirsin ama sen bana böyle söylemiştin. İşte ben de sana böyle söylüyorum gibisinden hoşuma gitmedi yani. Hak ettiğimi düşünmüyorum onun cümlesinde. Sonuçta o bir ev sahibi. Yaptığı hareketi hoş bulmadım. Şimdi bana adaletsiz dedi kendisi. Ama şimdi bakıyorum kendi bence adaletsiz davrandı. Çünkü göz var, nizam var diyorum. Bu gül yapraklarının kaynağı eşiniz mi? O mu aldı? Romantik olmayan. Hayır, o almadı. Çiçek aldı. Ben ona doğum günü sürprizi yapmıştım. Ben severim doğum günü sürprizleri evet, olsun. Evet, çok güzel. Hani... Hayır, doğum günü sürprizi yapmamıştım, pardon. 6. yılımızı kutlamak için bir sürpriz yapmıştım. O zaman kullanmıştım bunları. Şimdi böyle hani klasik, normal masalarda kullanıyorum yani. Cansu Hanım şu 6 yılı bize bir anlatın, hikayenizi dinleyelim. 6 değil, şu an 8 yıl oldu. Anlatırım ama. Çok merak ediyoruz. Tamam, peki. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar, isterseniz size tanışma hikayemi anlatayım. Biz de merakla bekliyoruz. Peki. Biz 2008 yılında tanıştık. Çok uzun yıllar oldu. Ortak arkadaşımız vardı. Onun sayesinde tanıştık biz de. Bizim burada hafta sonları çok düğünler olur. Dışarıda yapılır düğünlerde. Onlar da bizim buraya 5 dakika yakınlıkta mesafede oturuyorlar. Onlar da hafta sonları düğünlere geliyorlardı. Biz de karşılıklı bakışıyorduk. Hani ben arkadaşımın arkadaşı olduğunu biliyorum ama hiçbir konuşmazlığımız falan yoktu. Kaç yaşındaydınız peki o zaman? 14 yaşındaydım. 14. Eşim çok de 18 gençmesi. Yaşındaydı. O zaman evet. ilk aşk. İlk aşk değil. Evet yani. Aynen yani.
Ondan sonra bir gün o ortak arkadaşımızdan beni eklemiş o. Ben de kabul ettim. Ve orada konuşmaya başladık biz. Bir sene boyunca arkadaştık. O arkadaşlığımızda hani bir iki ay sonra birbirimizden hoşlandığımızı hani yazışmalarda söylüyorduk ama biz hiç yüz yüze görüşmedik. Ondan sonra o yaşlarda biz biraz ortamda çoğun evet, insandı mı? Evet, çocuktuk yani olur. Babamız falan görür duyar diye korkuyorduk. Hani yolda görsem bile selam vermiyordum o şekilde. Düğün olsun görüşelim. Aynen, görüşmek de değil bakışmak şeklinde. Tanımazlıktan geliyordunuz aynen, herhalde. Aynen aynen o şekilde evet. Bir tanıdık görür. İşte zaten aynı çevrede oturuyoruz. Yani ben onların ailesini falan herkesi tanıyorum daha önce. Yani akrabalarını falan tanıyorum. O beni tanıyor az çok. Yani laf çıkar diye yani o şekilde onun yüzünden hani şey yapmadık. İşte biz bir sene boyunca yazıştık ve hiç görüşmedik yüz yüze. Hiç hani, görüşme isteği olmadı mı karşı taraftan? Görüşmek istemedi mi ya da sizin tarafınızdan? Ya görüşmek istiyorduk aslında ama ben küçük olduğum için yani çocuktum daha doğrusu ama aşka odaklanmışım yani çocukluğumda. Yani babamdan çekindiğimiz için hani istediğimiz zaman dışarıya çıkamıyorduk mesela yaşımız küçük olduğu için. Hani o yüzden hiç görüşmedik de bir sene boyunca. Peki yazışarak hoşlandığınızı anladınız mı o şekilde yani? Birbirimize söylüyorduk zaten direkt hoşlandığımızı da. Hani sevgili olmadık biz o bir senenin içinde. Ben tabii ondan böyle hani şey bekliyordum yani hani sevgili oluruz falan. İşte çocukluk aklı yani. Sevgili oluruz ama yazışırken. Hani sevgili oluruz sadece diye. Sadece yazışarak. Ondan sonra o bana dedi ki hani ben seninle ciddi düşünemem falan dedi. Daha düşünmüyorum ciddi bir ilişki dedi. Ben de işte neden olduğunu söyleyeyim size kızlar. Giresunların örf ve adetleri farklı. Ben Trakyalıyım. Çok farklı bizimkinle. Hiç uyumlu değil yani. Biz hani giyim konusu da olsun. O şekilde. Biz o yüzden eşim istemedi pek fazla. Ama ben dedim hani bunları aşarız dedim. Yaparız dedim. Hani ortak bir yolu bulduk sonunda biz. Bir nevi siz tavlamışsınız eşinizi gibi bir aynen, şey aynen aynen gerçekten öyle oldu. Gönlünü ben yaptım. Ama yani ortak sevdikten sonra ortak bir yol bulunur aslında. O benden bekledi. Ben ondan bir şeyler bekledim. Hani ben biraz da hani böyle çok aceleci davranmak istemedim. Hani önce bir tanımak istedim hani. Uzaktan da olsa hani hani tanımak istedim. İyice tanıdım. Ondan sonra buluştuk. Bir sene sonra görüşmeye karar verdik. Nasıl karar verdiniz peki? Yani kim artık dedi? Sonunda olsun yani diye. Yaş 15 oldu. Onu da mı 15 oldu yani? 15 yaş. Ya onu hatırlayamıyorum şu anda. Tamam. Hani ne desem yalan olur çünkü. Cansu Hanım, ilk buluşmanızda neler konuştunuz, neler hissettiğiniz hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. İlkten görür görmez dedi ki gözlerinin yeşil olduğunu bilseydim dedi. Daha önceden görüşürdük dedi. Aşık oldum dedi. Ondan sonra ben de dedim ki zaten ben biliyordum yani bu ilişkinin olacağını adım gibi emindim. Ve yani içim öyle bir doğmuştu ki yani evliliğe kadar gideceğini de düşünüyordum yani. O yaştan itibaren evet, doğmuştu yani. Yani gerçekten de öyle oldu. Cansu Hanım'ın eşi bir yıl boyunca ara ara karşılaşmalarına, birbirlerinden hoşlanmalarına rağmen Cansu Hanım'ın gözlerinin rengini daha önce fark etmemiş. Ne diyorsunuz hanımlar? İşte birbirlerinin yüzüne bakmış. Olmadı yani gözlerinin rengine. Ya da resim atıyor muydunuz birbirinize? Resim atmıyorduk. Hani kamera açıyorduk ama kameradan da pek belli değildi. Oluyordu. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Gündüz görmüyorduk birbirimizi. Gece düğünlerde görüyorduk biz. Çünkü düğün oluyordu. Ben diyordum ki yarın akşam şunun düğünü var gelsene. O da geliyordu. O şekilde görüyordum yani. Uzaktan uzak gözüküyor. Hani yan yana bu şekilde hiç gelmemiştik. Çok uzaktan şekilde. Ben renkli gözlü olduğunu bilmiyordum. Hani ilk buluştuğumuz zaman dedim ki hani bir baktım yemyeşil gözleri var. Yani benim de en sevdiğim renk yeşil. Yani dedim keşke daha önce söyleseydin yeşil olduğunu. Biraz daha aceleci davranırdım yani. Evet, ciddi bir ilişkiye başlamak için örf ve adetlerimizden konuşmamız gerekiyordu buluştuğumuzda. Biz de bunları daha çok konuştuk. Hani eşim dedi hani olmaz dedi. Çünkü onlar farklı. Biz farklı Trakyalı olduğumuz için. Dedim ortak yolu buluruz. Ve bulduk da o şekilde başladık biz sevgili olduk o günden sonra. Ne kadar süre birlikte oldunuz sevgililik dönemi? Ne kadar oldu? 6 yıl. Bayağı bir fazla. Evet. Peki nasıl geçti o 6 yıl? Kızlar o askere gitti. Onu bekledim askerden gelmesin ve çok zor oldu. Asker, çünkü asker beklemesi gerçekten çok zor ve çok çektirdi yani.
orada sinirlenip hani sinirini benden çıkartıyordu. Çünkü orada sinirini çıkartacak. Siz de alttan alan taraf olmuşsunuz. Evet. Yeri geldi alttan da almıyordum yani artık çünkü beni de çileden çıkarmıştı o şekilde. Askerde gerçekten çok zor günler geçirdik ikimiz de. Hani benim açımdan ben daha çok zor günler geçirdim. Hani göremiyorum, konuşamıyorum. Hani haber alamıyorum. Yani hiçbir şey hani hiçbir şekilde hani görüşemiyorduk yani. Askerden gelmesini bekledik. Evlilik teklifi almadım kızlar. Çünkü biz askerden geldikten sonra hani isteme olsun, söz olsun diye konuşmuştuk kendi aramızda. Ondan o zaman sonra buradan enişteye sesleniyoruz. Bir evlilik teklifi yapsın size bir ara. Evlenme teklifi etmeyince peki sizin tepkiniz ya da hiç söylemediniz mi et falan diye? Ya etseydin diye söyledim. Hatta birkaç kere söyledim. Keşke etseydim falan. Etsene falan diye. Bütün kızlar hani bunu bekliyor. Evet ya, bekliyorum istiyor. Ama teklif almadım. Hı-hı. Hani almadım diye de vazgeçecek değildim yani. Neden evlenme teklif etmedim? Zaten ben askerden geldikten sonra bizim evleneceğimiz yani her şey belliydi zaten. Ben askerden geldim. Hani artık yani o anı yakalayamadım veya fırsat bulamadım. Hani erkekler hep böyle der zaten. Yani bir türlü olmadı. İşte istemeye geldik. Sözümüz derken evlenme teklifi aradan çıktı yani. Askere gitmeden önce kayınvalidemle tanışmıştım zaten ben. Eşim de annemle tanışmıştı. Ama ayaküstü bir tanışması oldu annemle. Hani askerden geldikten sonra da zaten annem babama söyledi. Babam da buyursunlar gelsinler dedi. Babanızın bir itirazı oldu mu? Artık babam öğrenecek. Babam da ilkten hani örf ve adetlerimiz farklı olduğu için hepimiz aynı şeyi düşündük. Bir de ev kira zor olur dedi sizin için dedi ama yine sen bilirsin dedi. Ya ben o kadar olmadım kızım dedim kimi istiyorsa dedim ona veririm yani dedim. Biraz babasını ikna etene kadar babası yani Giresun olduğundan dolayı değil de ev olmadığından dolayı birazcık kabul etmedi. Ama bayanlar her zaman söz önde. Önce istemeye geldiler arkadaşlar. Ondan sonra bir hafta sonra da sözüm oldu. İsterseniz size görüntüleri göstereyim. Biz de merakla bekliyoruz. Tuzlu kahve. Ama tuzlu derecede tuzlu kahve. Evet. Yani kıpkırmızı olmuştu eşim. Onu da kardeşim yapmıştı. Acımadınız mı damadan? Benim haberim yoktu kızlar. Gerçekten yoktu. Kırmızı olunca fark etti. Orada bir yemek kaşığına benzer var tuz. Cansu Hanım, tuzlu kahveyle yapılmayan evlilik teklifinin intikamını mı aldınız yoksa? Vallahi ben düşünmedim bunu. Kardeşim düşünmüştü ama iyi ki de düşünmüş. Oh olsun ona. Oh olsun ona. Kahveyi anlatamam size. Gerçekten o kadar tuz vardı. O kadar hani resmen ağzına kadar tuz doldurmuşlardı. Resmen tuz içtim yani. Kahve değildir. Sırf tuzdu yani. Kızlar söz çiçeğim. Çikolataları. Bizde bir de şey vardır, sizde var mı bilmiyorum ama müjde bohçası verilir. Kız verildiğine dahil. Kime veriliyor peki o bohça? Erkek tarafına verilir, erkeğin oluyor. Hani evlenirken yine kendin kullanıyorsun. Bohçanın içinde ne oluyor? Ne koyuyorlar? Ya havlusu olsun. Limfatik tarzı. Aynen o şekilde. Damada yapılıyor şekilde. Galiba. Evet damada. Genelde damat tarafından gelir. Sizde de böyle bir adet varmış demek. Kayınvalideniz mi bu? Evet kayınvalidem. Yüzük takıyor size. Evet yüzük takıyor. Neden? Peki bir adet mi var kayınvalide takıyor yüzüğü? Bizde verildikten sonra kayınvalide takar yüzüğü. Tek taşı. Söz olacağı zaman da alyans takılır. Onu da mı kayınvalide takıyor? Yok onu eniştem taktı. Yine aile yüzüklerimizi kesti. Kaç kişiye kaldı? Kahveler tencerelerde mi? Çeyreği yani. Tencerelerde gördüğünüz gibi kahveler yapıldı. Bütün iftar sofrası gibi herkese kahve. Çok kalabalıktı. Kahve. Herkese kahve tutmak zorunda kaldık. Olmuyordu çünkü yarısına tut, yarısına tutma. Herkes büyük müydü? Aile evet büyüktü. Miydi? Çok kalabalıktı. Tencereyle kahve pişirme fikrin nereden, kimden geldi? Annem çok zekidir o konularda. Her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünür ve yapardı. Kepçelerle mi koydunuz? Evet kepçelerle köpüğü gitmesin diye. Köpükler de biraz yerinde de var sanki bayağı yani güzel olmuş. 9-10 takım fincan olunca gerçekten tencere dolu yani. Çok kalabalık, cezvelen yetişilmez. Biz de öyle akıl ettik. Onlar gelmeden hazırladık her şeyi, hemen kaynattık. Göz kararından. Döktük bol kahveyi içine. Biraz da soda koyduk. Soda daha güzel köpük oluyor. Söz görüntülerimi de göstereyim kızlar. Dışarıda mı yaptınız?
Evet, kapı önünde yaptık. Hı-hı. Kendi kapınızın önü mü? Evet. Hı. Söz kıyafeti biraz olgun göstermiş ama renk olarak yakışmış. Bence saçım olgun göstermiş bana göre. Çünkü saçım... Bir de rengi mi kahverengi? Çok saçımından dolayı seçememişim sözde. Siz mi tercih etmiştiniz o modeli yoksa kuaförün azizliği mi? Ya aynen, kuaförün azizliği oldu. Aslında böyle bir şey istemiyordum. Söz, nişan bir arada mı oldu? Hayır, nişan ayrı oldu. Bu sözüm benim. Yüzüğümü de eniştem takıyor. Annemlerinkini de o takmıştı. Onlar sözlenirken. Ben de sana o yüzden onu istedim. Bana da kısmet oldu. Havai fişekleri siz mi attınız? Yoksa evet, eşim attırdı. Güzel olmuş. Bu güzel, bayağı güzel olmuş burası. Ne takıldı takı olarak size? Bana kaynanan bir bilezik taktı. Sonra yüzük takıldı zaten. Tek taşım da takılmıştı. Bu şekilde. Ne kadar süre sonra nişan oldu acaba? Bir sene sonra oldu. Görüntüleri var mı, izlesek? Evet, izleyelim. Ya. Yan. Oo. Güzel toplamışsınız ama. Nişanlı olmamış gibi. Ay, ben kesin ağlardım. Yalnız gülüyorsunuz. Evet, ne yapayım ama bu sefer nişanım mahvolacaktı. En güzeli gülmek yani. Yansanım oradan böyle. Yani siz anlamazsınız galiba yanacağını. Bir geri geri kaçayım. Ya anlamadık aslında. Kendiliğinden döndü o. Oraya da takılmadık. Kendi kendine döndü. Çok kalabalık olduğu için mi bu kadar daraldı alan, yoksa alan kendi mi bu kadar daraldı? Şöyle söyleyeyim kızlar, benim nişanım normalde dışarıda olacaktı. Hı hı. Yani babam salonda yapmak istiyordu. Ben dışarıda diye tutturdum. Dilek balonu salmak için, sırf onun için. Ama öyle bir yağmur yağdı ki size anlatamam. İmkansız yani, o kadar çok yağdı. Amcamın kahvesi vardı yan tarafta. Mecburen oraya geçtik. Hı hı. Salon aradık, bulamadık hiçbir şekilde. Ondan sonra yağmur dindikten sonra dışarıya çıktık biz oynamaya. Nişanlığınız kiralık mıydı yoksa satın mı almıştınız? Yok, satın aldım. Ne kadar almıştınız? 1.800.000. Sizlerin de müsaadesiyle yüzükleri takalım ve... Yüzüğünüzü yine enişteniz mi takıyor? Hayır, babamın dayısının oğlu taktı. Hı hı. Allah tamamına yararsın diyelim. Yüzükten kimin olduğunu biliyorsun. Yüzükler takıyor. Bu arada yüzükler de karıştı galiba Cansu Hanım. Yüzükten kimin olduğunu biliyorsun. Yüzükler takıyor. Evet. Allah tamamını yardımcısın diyorum. Hayırlı olsun. Kızlar, pasta düşecekti bu arada. Hayatı güzel arka gelmiş. Evet. O pasta göstermelik miydi? Çok küçük çünkü de. Bir şey söyleyeyim mi? Benim o pastadan haberim yoktu. Kardeşim almış getirmiş. O şekilde yani gördüm orada ilk defa. Hemen anında getirmiş. Evet, yani misafirlere de yetmez. Yok, hayır. Aynen. Geldik. En güzel takı yere. En sıkıcı yere. İkisi bir arada. Ne kadar takınız olmuştu acaba? 38 tane küçük altın olmuştu nişanda. Para da 7,5 civarında.
Arkadaşlar yağmur kesilmişti. Biz dışarıya çıktık ondan sonra. Yani bütün olumsuzluklara rağmen devam ettik eğlenmeye. Çok da güzel oldu yani. Daha ferah olmuş evet. En azından. Alan çok darmış çünkü. Güzel eğlenerek kapattınız yani aynen. Sonuçta. Dilekçeyi atmışsınız. Yaptım sonunda. İsteğiniz gerçek olmuş. Evet. Davulunuz da var. Evet. Bunlar da bizim köyün gençleri oynar kasap. Sizlerde var mıdır bilmiyorum da bizim olmazsa olmazımız. Ben bilmiyorum. Peki ne kadar süre nişanlı kaldınız? Bir sene nişanlı kaldım. Bir sene sonra düğün yaptık. İlkten nikahımı yaptık. Varsa görüntüleri onlara da bakalım o zaman. Peki. Ne kadar önce yaptınız nikahınızı? 3 ay önce yaptım. O bayağı önce yapmışsınız. Çünkü çalışıyordum işten çıkmak için. Biraz da dinleneyim dedim en azından. Yani istediğim teyzi falan istediğim gibi düzeyim diye. İyi yapmışsınız. En kuvvetli evet'i kim verdi? Eşim verdi. 3 kere sesli bir şekilde evet dedi. Siyah seçmişsiniz. Bunun bir anlamı var mı? Evet, anlamı var. Ben daha çok asil olmak istedim. O beyazı gelinlikte yaşamak istedim. Hı. Zaten önceden babaannelerimiz hani falan hatırlarsanız annelerimiz, yani benim annem şahsen öyle. Yani nikahlarda daha çok siyah kullanırlarmış. Son yıllarda bu beyaz moda oldu. Ben de o yüzden siyah kullanmak istedim. O tepki yani aldınız mı peki? Hayır, tepki almadım. Çünkü onu gelinlikte yaşamak istedim yani. Hani soran oldu mu neden siyah tercih ettin? Hiç kimse sormadı. İlk ben oldum galiba. Neden karalar bağladınız yani? Hiç kimse sormadı. Bayağı bir çikolata var. Bu nikah şekeri galiba. Kızlar ben nikah şekeri yapmadım. Nikah çikolatası yaptım yensin diye. Yensin diye. Çok mantıklı. Evet. Yalnız şurada süsleyen. Şeker de var galiba. Onlar da badem şekeri. Evet. Saklamaktansa bir de eriyor. Aynen. Kötü oluyor, atılıyor. Evet. Zaten herkes yensin. Atıyor falan. Yesinler gitsin diye. O şekilde yaptık. Süsledik üstlerinde çikolataların. Hanımlar size kına görüntülerimi de göstereyim isterseniz. Güzel almış oluyoruz. Şöyle çiftimizi güzel bir yere dans alıyoruz. Kendi seçmiş oldukları parça eşlik ediyoruz efendim. Galiba yine dışarıda yaptınız. Dışarıda yaptım evet. Nişanlığımla çıktım. Devamını göreceksiniz. Peki neden nişanlığınızı giymeyi tercih ettiniz kınanızda? Bizde genelde nişanlık giyilir baştan adet sonra da değiştirilir. Evet. Hı-hı. Nişanlımın da alt kısmını değiştirdim farkındaysanız. Pileli de değil şu anda gözüktüğü gibi. Uzun kuyruklu yaptırdım onu. Başka evet, biz düğünlerde daha çok roman oynamayı severiz. Evet, çok da güzel oynuyor evet. Herkes. Dayanamazlar değil mi? Evet, düğünlerde. Dayanamayız Cem'le. Bu da damat alayı.
Bunu bilirsiniz zaten hepiniz. Evet. Klasik. Bizim Paydus, Balkanlara ait. Paydusko falan ne bu? Yani Paydusko değil. Paydusko değildir ama. Ona benzettim bir an. Normal düz alay. Davulcular şimdi ortalığa çıktı. Şalvarlarımızla çıkıyoruz. Bu yöresel bir şey sanırım. Evet. Bizim göçmenlere ait bu da. Trakyalılara. Diğer sizinle birlikte giyen biri daha var sanırım. Biri değil, birkaç kişi daha. Kuzenlerin falan hep beraber biz giyeriz. Böyle adet. Evet, aynen. Kızlar küçük kardeşime dahil giydi gördüğünüz gibi. Hepinizin evinde bu kıyafetler var mı peki? Hepimizin yok. Hani olanlar da var tabii ama ben kiralamıştım. Ne kadara kiraladınız? Bir geceliği 250 TL'ye kiraladım. Çok tanesi pahalı. Mi yoksa? Evet. Ve en uygunuydu yani. Tanesi miydi? Evet. Hanımlar onların üstünde işlemeler var. O yüzden çok pahalı. Satın almaya bile kalksak 1,5 milyar civarında. Zaten ağır bir şey ağır olduğu yani belli. Kendisi. Yani bir işlemeli, detaylı bir şeyler olduğu belli. Var, göçmenlerde de var da mesela bölge bölge olur. Son zamanlarda herkes giymeye başlayınca biz de tabii ki kızımıza aldık. Yani şalvarı slamen giymek istedim. Severim zaten. 23 Nisan'da sunucuydum. Orada da giymiştim. Testi olayı da yapmışsınız. Evet. Başardım içerisine, işte bu. İçerisine ne koymuştunuz? Fıstık koymuştuk, para, bozuk para, şeker. Hı. Kına geliyor galiba. Orada ağlamaya başladım biliyor musunuz? Çünkü o his başlıyor değil mi? İlk evet. Adımdan itibaren. Kıyafetinizi mi değiştirdiniz? Evet. Bu üçüncü kıyafet oluyor galiba. Size de altın mı koyuldu? Evet. Sevgi Hanım sıkıca kapatmıştı. Ben de kapatmıştım. Bakalım Cansu Hanım. Burada ağlıyor musunuz şu an? Evet, çok ağladım ben ya. Yani çok yakın yere gitmeme rağmen çok ağladım. Ne hissettiniz peki? Daha da yaşınız da biraz daha küçüktü. Aynen. Çok tuhaf oldum yani, sadece ağladım. Küçük ben kardeşleriniz de olduğu evet. için daha da böyle aile bağı daha da sıkı. Ya anneme bir de çok düşkün insanım. Hani o yüzden de daha çok ağladım. Anneyi görünce daha böyle hani haykırarak evet. ağlayısı geliyor insanın. Ben annemi göremedim biliyor musunuz kınadan sonra. Annem neredeydi acaba? O da kaçmıştır. Kaçmıştır. Göremedim yani. Kınanızı kim yakıyor? Yengem yakıyor. Bizde yengeler yakar kınayı. Dayı eşleri. Ağlıyordum köşede.
Ya o da ağlamasın diye ama o benden fazla tabii ki ağladı yani. Ya kına yakalanana kadar hiçbir şey yoktu. Kına yakıldıktan sonra o eline, o zaman çok kötü oldum evden, hani ne de olsa uzağa gitmiyor ama evden ayrılıyor, başka birisine gidiyor. Tanımadığımız insana. Üzüldüm, ağladım. Eşiniz teselli ediyor sizi. Bir anda şeye geçiyorsunuz. Oynayalım diyor. Ya insanın psikolojisi nasıl bu kadar çabuk adapte olabiliyorsa? Evet. Ağlarken oyna. Ben oynarken ya göz yaşlarını siliyor, bir yerde oynuyor. Hem ağlarım diye gidelim. Ben ağlıyordum orada ayaktayken. Rama oyunu. Değişikmiş. Sizin güzel oyunlarınız var. Ben çok beğeniyorum. Beyefendi kim? Dayım kendisi. Ben size Kına Gecem hanımlar, size Kına Gecem'le ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Kına Gecem bundan sonra bittikten sonra çok büyük kavga oldu. Neden? Aşırı derecede büyük bir kavgamız oldu. Bizim köyün gençleriyle orkestra arasında mı tam olarak bilmiyorum ama hani herkes birbirine girdi. Babam ayırmaya girince babamın kaşına 5 dikiş atıldı. Hastaneye gittik, yarıldı. Eniştem aynı şekilde kafası yarıldı. Ona da 8 dikiş. Arada onlar kaynamış resmen. Aynen o şekilde yani. Çok büyük bir darbe kötü atlattık. Olmuş. Konu ne aynen. Peki kaldı? Konu yani istedikleri müzikleri çalmamış orkestra. Her zaman o şekilde ama tam olarak bilmiyorum hani. Düğünde zaten babamın gözü mosmor. Ay, eniştemin kafasına maalesef 8 dikiş. Hepsi düğünüme geldi. Sargılı sargılı. Aynen. Bence son hiç dakika. Hoş olmayan bir davranış. Yani tabii ki de. Sizin en güzel gününüz ve sonunun böyle bitmesi sizin için de hani kötü olmuş. Yine beterin beteri vardır diyorum. Tabii çünkü başında olmadı Allah'tan. Evet. Yoksa bu sefer hiç kına gecesi olmayacaktı. Sonuçta eğlenmişsiniz evet. Güzel bir anlara kalmış. Keşke olmasaydı ama en azından sonunda oldu yani. Olsun. Günün sonu biraz evet. Kötümüşse de. Yani kınalarımı bile nasıl yıkadığımı bilmem yani hatırlamıyorum. Hmm. O şekilde yani. Çünkü babamın kanları içinde görünce... Allah korumuş. Evet, çok büyük Allah korudu yani. Çok güzeldi kınamız ama kınamızın son dakikalarında diyeyim. Bir istek yüzünden işte buranın gençleri işte biz şunu çalmanızı istedik. Niye çalmadınız? Bekliyoruz falan. Hani çalgıcılarla tartışmaya başladılar. O tartışma büyüdü ve kavga çıktı. İşte benim kayınpederim bu kavgaya girdi. Eşimin halasının eşi kavgaya girdi. İşte onlar yaralandılar. Kaşlarından, kafasından falan yaralandılar. İşte o şekilde öyle geçti yani. Cansu Hanım, peki gelin almanız nasıl geçti? Kızlar, gelin almamdan hatta babamın fotoğrafları var birlikte çekildiğimiz. Size onları göstereyim isterseniz. Yine de ama mutlusunuz. Unutulmuş olay yani. Biz mutlu bir aileyiz yani. Hep güleriz. Hep bu şekildeyiz. Hani, Allah bozmasın. Allah beterinden saklasın diyorum yani. Çok babanızdan eşeli yani. Birine. Evet işte. Babam da çok iyidir kendisi. Cansu Hanım, peki gelin almanız neşeli mi geçti yoksa ağladınız mı? Gelin almamızda çok ağladık. Hani, doğal olarak. Kardeşim aynı şekilde. Öteki küçük kardeşim de. Da kardeşim, annem. Babanızla bağladı. Evet babam bağladı. O an ne hissettiniz bağlarken? Çok farklı bir duygu. Hani siz de bilirsiniz. Yani çok farklı duygular yaşadım. Hani sanki gidiyormuşum da bir daha gelmeyecekmişim gibi. Ama aslında her gün oradayım yani. Tabii ki çıkmıyorsunuz değil mi? Aynen.
üzün hissettim tabii ki de, hissetmedim değil ama yakınımıza taşındıkları için öyle de çok bir şey değil. Hani başka bir memlekete gitseler de o çok insana şey olur. Ama ablam hemencik 5 dakika ilerimizde oturuyor. Zaten her gün de görüşüyoruz. Tabii o zaman ağladık falan hani böyle. Duygusal anlardı. Hem zor hem güzel duygu. Telli duvakla çıkmasa daha farklı oluyor. O da bizim sözümüzü dinledi, kaçmadı yani. Tabii ki telli duvaklı farklı oluyor. Düğünümüzü de izleyelim mi o zaman? Evet, izleyelim arkadaşlar. Bakalım Cansu Hanım'ın düğününde farklı hangi oyunlar oynanmış? Siz de tedirgin yürüyorsunuz değil mi Cansu Hanım? Gelinlikle. Evet. Ne olur ne olmaz. Ay zaten bizlerde de aynı şey evet, var. Evet aynı çünkü şekilde. Çünkü hani bir gün giyiyorsunuz ve hani belirli bir saatte nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz evet. Hani gelinlikte. O çok büyük bir sıkıntı oluyor zaten. Sonra salona geldik. Bu seferkinde salonda olmuş. Güzel olmuş. Evet, yani düğünümü salonda. Evet. Salonunuzu ne kadara tuttunuz? Salonumu 2800 sanırsam. 2800. Çok uygun. Gayet iyi. Ve iki katlı şey, normalde daha pahalıydı da. tanıdıklar. Tanıdık vardı, o şekilde tuttuk. Normalde çok pahalıydı çünkü. Kaç kişilikti? 1000 kişilikti. Arnavutköy'ün en büyük düğün salonu. Doldu mu salonunuz? Doldu, yetmedi bile sandalyeler diyeyim ben size. Ooo bayağı fazla. Evet. Gelinlik A kesimi? Evet A kesimi. Hmm, yakışmış size. Kayık bence. Yaka galiba. Evet olmadı. Hafiften sadece. Hı-hı. Bence o uyumuzlarını beğendim. Hoş duruyor. Gayet ben de güzel. Gelinliğinizi size yakıştırdığım gayet hı-hı. güzel durmuş. İnce ve zarif durmuşsunuz. Ben de A kesim seçmenizi sevdim çünkü. Sadece... Daha da kilolu gösteriyor bu sefer diğer evet, türlü evet. yapınca. Kabarık nişanlımı, ses gelinlikler evet. bayağı kilolu gösteriyor. İlkten nişanım da zaten o şekildeydi. Sonradan akıllanıp yani kına gecemde A şeklinde yaptırmıştım. Onu da bunu da öyle yaptım. Evet mesela gelinlik modeli nişanlık modeline göre daha güzel ve evet. zarifsiniz. Evet teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu arada fark etmediğinize çok sevindim. Yorumlar gelmediği için. Neyi fark için. Etmedin? Ben gelinliğimi hiç beğenmedim. Neden? Çünkü benim gelinliğimi istediğim gibi yapmadı. Daha doğrusu modeli falan istediğim gibiydi ama benim gelinliğimin şurasında bir potluk oluştu. Kuafördeyken. O evet, potluğu... Aynen şu an gayet evet. iyi görünüyor o potluk. Ama ben söyledim. Ve iki dakika önce kurtardım. Yani kızlar ben kuafördeyken giydikten sonra fark ettim. Daha önceden de giydim öyle bir şey yoktu. Kuaförde üst katımda gelinlikçi vardı. Teyzem oraya götürüp tekrardan ütüyü yaptırdı. Tekrar giyince düzelmiş gibiydi. Düğün salonuna gittik tekrardan bu şekilde oldu. Neden oradan bir kesme vermişler? Yani çok bir daha girilmiş. Buradan kesme evet. var ve sonra tüy. Yanlış mı görüyoruz? İşte o bahsetmiş evet. olduğu hani... Potluk. Potluk o kesik gibi görünüyor. Evet hı. darlaştırmışlar ben gelinlikçiye gidip galiba. De bunu söylediğimde siz gelinler oturmayı bilmiyorsunuz dedi. Ama ben nişanlımı da aynı gelinlikçiye yaptırdım yani. Aynı şekilde oturup kalktım. Ama zaten onun şu an yapımında bir sıkıntı mesela. Vardı yani. En güzel, en güzel siz yapmışsınız. Evet. Herkes kendisi yesin. Çünkü beceremezdik herhalde birbirimizin üstüne dökerdik. Evet, çok mantıklı. Ne kadar takınız oldu? 55 tane çeyrek altın oldu. Bir tane tam altın vardı. 9 tane de bilezik. 10.000 TL'ye yakın da para vardı. Gayet iyi toplanmış. Aynen, bayağı iyi toplanmıştı. Gelin her zamanki gibi neşeli ve oynamaya hevesli. Yine formumuzdasınız. Ben de sana, ben de sana.
sizin yörenizden. Paydüşkü dediğimiz bu. Değil mi bu? Evet. Hiç oynayabilir miyim dememişsiniz gelinlikle. Hiç sıkıntı değildi yani her şekilde. Bayanlar biz düğün salonunu tuttuğumuzda hani biz göçmen olduğumuz için göçmen bir şarkıcı söylemiştik istediğimizi. Ve bize hani özellikle bizim için getirtireceğini söylemişti. O yüzden de orayı tuttuk. Ama düğünüm olduğunda baktık ki hani istediğimiz havaların hiçbirini bilmiyor sanatçı. O yüzden çok moralim bozulmuştu bir de o zaman. Sonra kemençe, eşimler kemençe tutmuştu eşim. O geldi, biz de onlara ayak uydurmaya çalıştık. Sonra bizimkiler hani tekrar başka şarkıcı bulmuşlar, onu getirdiler düğüne o anda. Biraz kargaşa evet, mı oldu? Kargaşa olmadı aslında. Onlarınki çalarken zaten bilirsiniz kemençe uzun bir... Evet. Horon onlar uzun bir dalgın zaten bitmiyor evet, oyun. Aynen o sırada da getirmişlerdi. Bizimkini de istediğim şekilde oynadık. İki tarafın da dediği olmuş anlaşılan. Ama yine sizinkiler yine aktif görünüyor. Her ne kadar damat güzel oynasa da sen ve ailen bayağı döktürmüşsünüz. Evet zaten bize yeter ki oyundayım fark etmiyor yani. Evet Karadenizler de her türlü oyun oynarız. Kesinlikle pisti bırakmıyorlar. Hani hiç bilmiyor gibi kemençe oynamayı falan biliyor muydunuz yoksa burada bilmiyorum mı? Aslında ama ayaklarım bir şekilde görünmüyor zaten. Aynen görünmüyor. Biliyormuş gibi. Aynen. Eşim Allah'tan oynamıyor arkadaşlar. Allah'ım. Ayağı bu kuruluyla yeni yolun taşları. Ayağı bu kuruluyor yeni yolun taşları. Alıştır işi dünyu gözüyle kaşarı. Alıştır işi dünyu gözüyle kaşarı. Bunlar akrabalar mı? Hayır eşimin arkadaşları. Damat burada kendini bayağı aşmış. Çok güzel oynuyorlar ama hepsi farklı. Evet bize tarzı. Çok değişik gelmişti bize de. Herhangi bir anlaşmazlık oldu mu? İşte bizim yöreden çalsın, işte yok hayır bizim yöreden yok, hiç çalsın. Olmadı. Hiç anlaşmalı biz, olarak evet. Biraz sizden, biraz dediğim onlardan. Dediğim gibi biz oyunu sevdiğimiz için hiç fark etmediği için hiç karışmadık yani. Horonsa horon. Aynen. Sizin hiç fark etmez. Bütün yörelerden çalınmış. Ya eşimin iş arkadaşları istemişti. O yüzden de böyle bir hava da çalındı. Bu da bizim havamız. Belli zaten. Bu nedir peki adı filan? Köçek. Cansu Hanım'ın düğününü nasıl buldunuz hanımlar? Genel olarak herkes eğlenmiş. Eğlenmişsiniz. Güzel geçmiş. Çok enerjik geçmiş bence de başından sonuna bayağı kadar. Bayağı hareketli geçmiş. Kimse oturmamış gibi bir şey. Dayan 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 dayan.
Balayına gittiniz mi? Evet, gittik. Nereye gittiniz? Muğla Datça'ya gittik. Güzel bir yerdir orası. Evet, çok güzel ama hani gezmek için çok yerleri var ama biz gezemedik. Çünkü araba yoktu, kiralama yerleri yoktu. Kaç gün kaldınız? 6 gün kaldık. 6 gece 7 gündü sanırsam. Ne kadar ödediniz? 2400 olması lazım. İyiymiş, fiyatı da uygun. Nereleri gezdiniz peki? Yani biz Datça dışında başka bir yeri gezemedik. Hani sadece biz otelde geçirdik zamanımızı. Bir de hani oraya yakın yerleri gezerek. Çünkü araba yoktu. O yüzden gezilmiyordu da. Genelde de merkeze uzak oluyor oteller. Evet, aynen. Ulaşım sıkıntı oluyor. Zaten gezemediğimiz için bir sene sonra tekrardan gittik. O zaman gezdik. Bu eşiniz galiba. Evet, eşim. İyi yakalamışsınız. Evet, çok güzel. Balıklama atlayırken de ben. Datça'yı beğendiniz mi peki Cansu Hanım? Datça çok güzeldi kızlar. Hani gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hele denizi çok güzeldi yani. Evet, çok öneriyor herkes. Evet Cansu Hanım, balayı fotoğraflarınızı da gördükten sonra geldik eşler birbirini ne kadar tanıyor sorularımıza. Eşiniz sorularımıza verdiğiniz cevabı bilecek mi? Bilemez herhalde ya. Neden güvenmiyorsunuz? Belki bilir. Ya bilmiyorum. Yoksa birbirinizi iyi tanımıyor musunuz? Sanıyoruz ya, size inat bilir. Hadi bize inat bilir. İnşallah. Rezil olurmuşum. Cansu Hanım, eşinizle neredeyse çocukluk yıllarından tanışıyorsunuz. Çocukluk yıllarınıza gidelim. Çocukken aynı mahallede oturduğunuzu farz edelim. Eşinizle çocukken birlikte oyun oynama şansınız olsa hangi oyun oynamak isterdiniz? Nedenini de belirtin lütfen. Seçeneklerimiz ise körebe, saklambaç, yakan top ve evcilik. Ben de saklambaç oynardık. Ben saklanırdım, o bulmaya çalışırdı. En mantıklı cevap bu ben yani. Ben de zaten o saklambaç siz bulmuşsunuz. Bilmiyorum yani, saklambaç bence. Peki eşinizin cevabı da saklambaç mı olur Cansu Hanım? Bence der. Demez bence. Demez bence. Eşinizin cevabı ne olur peki? Bence körebe diyorum ben ya. Eşinizle çocukken oyun oynama şansınız olsa körebe oynamak isterdiniz öyle mi? Evet. Neden körebe peki? Ben onun kokusundan anlardım. Çok romantik evet. Bir cevap oldu bu. Ama o kesin bilemeyecek tabii. Aynı romantik eşinizden de bekliyoruz. İnşallah. O zaman buyurun kokusundan bulurum dediğiniz eşinizi arayın ve cevabını öğrenin. Allah'ım. Efendim canım. Aşkım, sana şimdi bir soru soracağım, tamam mı? Sor bakalım. Şimdi biz seninle aynı mahallede büyüdük. Evet. Biz seninle oyun oynuyoruz. Tamam. Elimizde bir şans olsa geçmişe gitsek seninle hangi oyunu oynardık? Seçenekleri söylüyorum. Körebe, tamam mı? Saklambaç. Evet. Evcilik. Tamam. Yakan top. Sadece ikimiz mi? Başka kimse yok. Evet. Bizler de olsaydı. Bence yakan top oynardık. Neden? Yakan topu nasıl iki kişi oynayacaksın? Yetersiz. Ne bileyim, sen top oynamayı seviyorsun. Sence ben hangi oyunu söyledim? Körebe mi? Saklambaç mı? Yoksa evcilik mi? Yakan top mu? Evcilik. Neden? Nasıl söyledin? Neden? Ya ne bileyim, nasıl bir soru ya bu böyle? Söyle sen. Ya zaten yakan top dedim, olmadı. Evcilik dedim, olmadı. Hayır, daha ne kaldı ki? Neden evcilik dedin benim için? Ya ne bileyim, sen... Seni seveceğini düşündüm yani, evcilik. Bilmiyorum. Eşinize son bir hak daha verelim Cansu Hanım. Hadi son bir hak daha veriyoruz sana. 4 şıktan ikisini kullandın, bilemedin.
Naim. Ama çok zor soru ya ben. Evet. Evet. Ama sen normal top oynamayı falan seversin yani. O yüzden yakar top dedim yani. Öyle de yani. Düşün ikimize düşün. İkimizi. O zaman sen onlara hani. Bir şey söylüyorum, bir dakika beni dinler misin? İkimizi söyle. Düşün, tamam mı? Tamam. Sonuçta çocukluğumuz geçmiş seninle değil mi? Evet. Ben seni hani ne şekilde tanırım? Yani görmesem de nasıl tanırım ben seni? Çok güzel herhalde. Çerede mi? Evet. Tebrik ediyoruz. Senin de bildiğin. Çünkü sen top oynamayı çok seviyorsun. Topla oynamayı çok seviyorsun. Ama yakan top dedim o yüzden yani. Yoksa. Ama ben de dedim ki ben dedim eşimin dedim kokusundan tanırım gözlerim kapalı olsa da dedim. Ha. Ha. Öyle yani. Tamam. Sen top oynamayı seviyorsun ben de yakar top dedim. Aynen top oyn. Tamam hayatım. Akşama konuşuruz bu konuyu bilemedin. Görüşürüz. Aynısını ben de ona sordum. Dedi ki sen top oynamayı çok seviyorsun dedi. O yüzden dedi ben dedi. Söyledim dedi. Yakar topu. Yani hiç aklıma gelmezdi o şekilde. Ben de biliyordum zaten gelmeyeceğini dedim. Kızlar ben şimdi çeyizim sermek için bir çıkayım. Müsaade isteyeyim sizden. Tabii. Çarşıdan aldım mendil, şu gelen gelin kimdir? Sandık dolu çeyizi var, bilmem ki nerelidir. Cansu Hanım'ın çeyizinde yöresel hangi yemekler var görelim. Kızlar sizin için olay olan kıyafetimi giydim. Nasıl olmuş? Nişan kıyafetiniz. Evet. Ben de çok beğendim, özellikle rengi. Üzeri işlemeli altın sade olması hani zarif olmuş böyle boğmamış. Hoşuma gitti beğendim sizi. Teşekkür ederim. Rengi çok yakışmış sana gerçekten güzel olmuş. Ama tül değil de daha düz bir model tercih edebilirdin daha sonrasında kullanmak adına. Mesela abiye şeklinde mi? Evet daha abiye tarzında daha sonra kullanabilmek için. Ben kol detayınızı beğendim zaten söylemiştim videolarda. Hani şimdi canlı olarak gördüğümde daha bir hoş duruyor. Dediğim gibi rengi arkadaşlarıma da katılıyorum. Yakışmış. Güzel, hoş duruyor. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun oturun da artık çeyizinize bakalım. Ben şurada bir galiba çarık bu. Yani ben çarık diye biliyorum ama şöyle bir şey var. Çarık değil mi bu? Evet kızlar bu çarık ama şöyle bir şey var. Bizim Bulgaristan'da bunları normalde patik niyetine giyiyorlar. Şöyle evlerde mi giyiyorsunuz? Evlerde giyiyorlar. Bunlar da özel makine de yapılmış ama özel yani Bulgaristan'dan annem yaptırıp getirdi. Çok güzel. Evet. Güzel işlemeleri falan çok hoş çünkü. Kızlar benim gözüme şey takıldı. Şöyle vereyim bu. Galiba. Seccade galiba. Kanaviçe işlemeli. Kim yaptı acaba bu seccadeleri? Kanaviçeyi halam işliyor. Sizde de hatıra var yani. Evet var. Çeyizimiz. Hatıralar önemli. Evet, yadigarlar evet. Bunlar. Güzel. Burada havlumuz var bir tane. Şöyle. Havlunun işlemeleri bayağı büyük büyük. Güzel görünüyor. Rengi de güzel. Kim yaptı onu? Anneniz mi? Annem yapmadı ama annem yaptırdı. Hani. Bayağı emek istiyor evet. Gibi. Bayağı büyük gülleri falan. Bu tığ oyası galiba. Tığ. Parça bayağı parça sanırım almıştır, değil mi? Evet. Birleştirilmiş. Bayağı zaman almıştır yapması. Aynı şekilde zaman alan başka bir şey daha var burada. Bakın. Onu da ben yaptım. Sizin el emeğiniz evet. Mi? Evet. Ama dantel anneme ait. Güzel bu, olmuş. Gayet evet. Güzel. Hatıra olarak yine o da. Ya, önceden yapıyordum da şimdi yapmıyorum. Ben bir yelek görüyorum burada minnak bebek yeleği ama var mı bir anlamı hatırası? Onu anneannem yaptı. Çok dedi, tatlı. Hani ileride çocuğun olunca kullanırsın diye. Rengi de çok güzel. Evet, evet rengi çok güzel. Değil mi böyle bebekler bir de böyle yelekli melekli bıcır evet, bıcır tam çok sevimlilik küçük. Oluyorlar. Burka benim dikkatimi çekti. Bunu kim ördü acaba?
Bunu babamın teyzesi ördü. Biz de buna mutfak yeleği diyoruz. Sadece mutfakta kullanılıyor. Neden öyle bir mutfak şey yeleği var? Bilmiyorum. Mutfak yeleği deniliyor bizde. Sadece mutfakta kullanılıyor. Yemek falan yapılırken. Kullandınız mı hiç mutfakta? Daha iki tane vardı. Bir tanesini kullandım. Mutfak dışında kullanılmıyor. Çok güzel ama değişik. Kullanılır aslında ama ha da öyle. Evet. Mutfak yeleği. Kışından genelde çünkü mutfakta yağlanıyor ya. Evin içinde kokmaması için ondan dolayı mutfak yeleği. Burada kırmızı bir yastık var ama bu da o küçük yeleğin sahibinin mi acaba? Hayır, bu benim bebeklik yastığım. Aa. Altın yastığımış o zaman takı için. Değil mi? Böyle bu bebeklere da, bu da battaniye. Takılsın diye. Size battaniyesi evet, mi? Evet, ikisi de benim. Çok güzel ya. Ben de inşallah bunları kendim çocuğumda kullanırım. Evet. İşlemesi ne, annenizin falan mı yoksa? Annemin mi bilmiyorum onu daha doğrusu. Çok güzel yani. Ve saklayabilmeniz de güzel yani yeni gibi duruyor. Battaniyesi de. Tam bebek battaniyesi. Çok şey. Yine burada el emeği danteller var. Evet. Bunları bu, kim ördü? Runner. Evet. En örgüsü onların hepsini runner. Annem ördü dantellerin. Şöyle. Kullanıyor musunuz peki normal zamanda? Kullanıyorum dantel. Evet. Ay, buna kırmayı evet çünkü var. Zaten gümüşlüklerimizi evet. Fark ettim. Ondan sonra yatak odamda kullanıyorum. Değişik değişik kullanıyorum. Güzel. Çok güzel ama evet. Burada bir dantelimiz daha var. Şöyle göstereyim ben. Bu salon takımı. Sehpa örtüsü gibi takım sanki olarak biraz bu. Daha. Takım. Masa hazır örtüsü değil, değil mi? Hepsi var. Hayır, yani. Hiçbiri hazır değil. Bunların hepsi yapılma, el yapımı. Evet. Hani bunların annem hepsini yaptırdı. İğne oyasını ben kendim çok seviyorum kullanmayı da. Yani özellikle tamdan iğne oyası. Eskiden televizyonların üstünde yani. De örtü örülürdü. Evet. Evet. O geldi benim aklıma. Tam takım. Uzaktan bakınca hazır gibi duruyor ama çok güzel şöyle ince örgü. İsterseniz. Şöyle yani sehpa örtüsü değil aynen. Mi? Aynen. Takım. Çok güzel gerçekten. Çeyiziniz genel anlamda güzel ve el işçiliği bayağı evet. Fazla. Burada şöyle değişik renklerde bir battaniye galiba mi? Bu. Evet ben onu ilk gördüğümde. Ben anlayamadım ama bunu genelde açalım. Karadeniz tarafında daha çok görüyorum gerçi. Bunlar göçmenlere göçmenler, şey, göçmen herhalde battaniyesi. Hani orada da var çünkü. Evet. Battaniye değil mi? Evet battaniye. Hı-hı. Bunu da benim teyzem annem koydu. Oradan nedir göçmen battaniyesi? Yani özelliği nedir? Rengi açmenler rengi böyle zıt renkler oluyor genelde. Böyle göze gelen aynen, renkler. Aynen evet. Hiç ben böyle uyumlu evet. Renk görmedim yani. Ben de bunu soracaktım evet. Çünkü atkısı var benim babamda. Aynı model, aynı renkler. O da güzel. Göçmen atkısı o zaman. Aynen. Nereden geldiğini. Aynen. Şöyle ben arkadaşlara vereyim. Derya Hanım ben bir şu yorgana bakmak istiyorum. Kırmızı. Şu galiba büyük. Şöyle ben size vereyim isterseniz. Bu da yeni komple. El işçiliği. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle indirelim. Sevgi Hanım, yorganın arkasında kayboldunuz. Bayağı el işçiliği var. Bunu kim yaptı? Onu da annem yaptı. Sardırttırdık biz bunları. Anneniz takım bayağı... zaten yastık da aynı evet. Şekilde var. Evet. Bu yastık çok şık duruyor. Bunun takımı var mı? Yoksa bu tek mi? Evet kızlar, mutfakta gördüğünüz örtü, peçetelikleri hepsi var. Hepsini de sardırttırdık. Hepsi komple, takım bir şekilde. Yorgan, hepsi takım bir şekilde var. Mutfak çok takımıyla güzelmiş. Mı birlikte? Evet. Genelde güzel, nevresim evet. Takımıyla duymuştum ama mutfak takımıyla ilk defa duyuyorum. Tam takım hepsi. O da aradan çıksın diye her birlikte yapmışlar. Her de takımlar bile var yani. Mevlid, bayağı güzel. Mevlidlerde kullanılır ya böyle güzel yastıklar. O benim aynen. Yani evet. Aklıma. Genel anlamda çeyizimizi güzel buldum. Bol çeşitli. Yani çok güzel. Bayağı fazla. İmrendim. Öyle yöresel söyleyeyim. Şeyler olması da güzel. Bence çeyizi güzeldi. Ayrıca yöresel şeyler vardı. Değişik buldum. Kendisi göçmen olduğu için değişik çeşitlerde örgüleri vardı, el işleri vardı. Hoşuma gitti, güzeldi. Bizim için de farklı bir kültür tanıma fırsatı oldu. Hoşuma gitti. Eğer isterseniz çeyizi toplayalım hep birlikte hanımlar. Ondan sonra albümüme bakalım. Üstümü tabii. De değiştireyim bu arada ben de. Tamam. Tabii.
Cansu Hanım, kapağında taş süslemesi bulunan albüm çekimlerini stüdyoda gerçekleştirmiş. Farklı arka planlarda verilen romantik pozlar albümde yerini almış. Cansu Hanım'ın albümü bakalım beğenilecek mi? Hanımlar, size albümümü vereyim. Düğün albümüme bakın isterseniz. Alalımız. Sanırım şöyle beyaz kullanmışsınız. Stüdyo çekim mi? Evet, stüdyo. Stüdyo gayet. Şöyle. Neden stüdyoda çektirdiniz? Daha çok yeni evlisiniz. Bir yıllık mıydı? 1,5 yıllık değil mi? Bütçemiz ona yetti. Gitarla çekilmiş bir pozunuz var. Evet. Yani keşke dış mekan değil, stüdyo değil de dış mekan olsaydı. Keşke daha güzel olurdu. Yani şöyle arkadaki çevireyim. Biraz daha çok eskide kalmış gibi durmuş. Biraz nostaljik olmuş. Arka evet. Detayları seçmedim ben zaten. Stüdyonun fotoğrafçısı seçiyorum. Şurada yani. Da şöyle bir poz var. Şu pozunuz samimi olmuş bence, yani ikiniz de gülmüşsünüz. Evet, kınanız da görünüyor zaten orada. Burada da tek başınıza güzel çıkmışsınız. Teşekkür ederim. Şöyle ben size vereyim. Kapak olarak siz mi bu şekilde seçtiniz? Evet, ben beyaz olmasını istedim. Evet. Özellikle söyledim. Güzel olmuş. Beyaz olması güzel. Dış mekan çekimi olsaydı daha iyi olurdu ama dediğiniz gibi hani siz de açıklamasını yapsınız. O yüzden ona ayrıca bir şey diyemiyorum. Şurada hani sevimli çıkmış. Aksesuarlar falan hani oradan verdiler galiba. Evet, oradan çektim. Pembe gitar güzel durmuş dediğim gibi. Mavi olsaydı daha iyi olurdu da. Yok, çiçeğinizle daha uyumlu olmuş. Evet, uyumlu. Ben orada beğendim zaten. Hani gözüme direkt batmadı. Neden mavi olsaydı daha iyi olurdu dediniz Cansu Hanım? Erkek tutuyor o yüzden, yani ben tutsaydım belki. Ama evinizi pembe renklerle dekore etmişsiniz. Ev benim. Döşemesi bana ait yani. Eşyaları seçmeye ben gittiğimiz zaman hani pembeleri seçti, beğendi. Ben dedim hani şu olsun, yok ille de pembe. Ya pembe rengini çok seviyor. Ben de kıramadım. Tamam dedim, pembe olsun. Tabii memnun değildim yani, eve bir geliyordum bakıyordum, her oraya bakıyordum pembe, buraya bakıyorum pembe. Yani ama zamanla alıştım tabii. Ben de bu fotoğrafı beğendim. Yani. Evet şu. Evet. Yani daha çok hani diğerlerine nazaran daha hani arka plan doğal. Kullanmadığı resimler doğal. Daha oluşturuyor. Samimi. Ben evet. En çok şu resminizi beğendim. Burada evet. Gözleriniz, çiçek, gelinlik bence çok güzel duruyor bu. Evet, o resim ben de yani çok bu beğendim. Bu resminiz gerçekten hani en güzel, albümün en güzel resmi. Genel olarak bu şekilde düşünüyoruz. Kızların davetiyemi de vereyim size, bir bakın isterseniz. Bu arada albümünüzü ne kadara yaptırmıştınız? 450 TL. Bayağı uygunmuş. Cansu Hanım gelin damat karikatürlü pembe bir düğün davetiyesi seçmiş. Davetiyeniz sade olmuş. Yani şöyle göstereyim. Yani pembe tercih etmişsiniz yine. Ya davetiye de pembe. Ama güzel. Hoşuma gidiyordun ben de. Biraz eğlenceli olsun. Evet, yani mesela klasik oluyor çünkü hani davetiyeler. Önemli olan hani bana kalırsa bu davetiyelerde adres kısmı, nereye geleceklerini biliyorlar. Çöpe atıyorlar zaten, evet, normalde. Hani, o yüzden hani belki insanlar hani kendilerine çok özel bir davetiye yaptırıp onu çerçeveletebilirler. Ama hani dediğim gibi kişilere verilmesi için gayet sıradan bir davetiye. Teşekkür ederim. Aynen. Ben de Sevgi Hanım'ınkine benzettim. Evet. Üzerindeki figürler onunkinin aynısı. Güzel genel olarak, dediği gibi yani arkadaşımın dediği gibi sonuçta bu sonrasında atılacak bir şey. Söylemek istemiyorum. Evet, benimkine çok benziyor. Çocuk figürleri var yine. Güzel, hoş, sevimli olmuş. Teşekkürler. Ben de davetinizi eğlenceli buldum. Yani güzel seçmişsiniz böyle. Klasik bir şeydense böyle bir şey tercih ederim. Aynen, teşekkürler.
O zaman artık günün sonuna geldik. Yani evet. Nasıl geçti artık kızlar sizin için? İyi geçti. Sizce kızlar nasıl geçti? Misafirperversiniz. İyi oradınız. Ona sevindim ben. Gerçekten aynen. Misafiri çok severim çünkü. Siz dediğim nasıl gibi atlattınız? Heyecanlı. Benim için de bugün çok güzel geçti. Heyecanım yoktu zaten. Çok güzel geçti. Eğlendim yani. Güzel ve eğlenceliydi. Çabuk gitti. Geçti. Evet hanımlar, Cansu Hanım'ın hikayesini öğrendik, evini gezdik, çeyizini gördük, sizler de yorumladınız. Bakalım yorumlarınız puanlarınıza nasıl yansıyacak? Cansu Hanım, gelinlerimizi puanlama için gönderebilirsiniz. Buyurun sinemanın sizden başlayalım. Benim için genel anlamda çok iyi bir gün değildi. Çünkü dekorasyonu çok karışık buldum. Ama misafirperverliğini ve çeyizini beğendim. Farklı kültürlerden çeyizi vardı. Kendisine puanım. Beş. Sinem Hanım, Cansu Hanım'a 5 puan işliyor. Benim günüm güzel geçti. Gayet eğlendim. Yalnız çeyizi dışında hiçbir şeyini pek beğenemedim. Bu yüzden puanım 5. Sevgi Hanım, Cansu Hanım'a 5 puan işliyor. Açıkçası bugün düne göre daha iyi bir gündü. Misafirperverliğini beğendim ev sahibinin. Ayrıca çeyizini beğendim. Onun dışındakileri beğenemedim. Bu yüzden ona puanım 6. Ayşenur Hanım, Cansu Hanım'a 6 puan işliyor. Gayet güzel bir gündü. Genel olarak Cansu Hanım'ın misafirperverliği çok güzeldi. Kiracı olarak da zaten yapabileceğinin bana kalırsa en iyisini yapmış. Sonuçta kalıcı bir ev olmadığı için ona göre dizayn etmiş. Çeyizini çok beğendim. Çok emek vardı. Bu yüzden puanım 7. Derya Hanım, Cansu Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda Cansu Hanım, Sinem Hanım'dan 5, Sevgi Hanım'dan 5, Ayşenur Hanım'dan 6 ve Derya Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 23 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Hanımlar, bugün Arnavutköy'deydik. Yarın da Sancaktepe'deyiz artık. Yolumuz uzun. Evet. İsterseniz kalkalım. Evet, bize artık müsaade. Evet. Tekrar görüşürüz kızlar. Yarın görüşürüz Cansu Hanım. Yarın aynı saatte gelin evinin 3. gününde Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Gelin evinin 3. günü neler olacak? Peki burasının açık olmasını siz mi istediniz? O tül biraz daha sanki görünmese miydi? Bunların olarak kullanımları nasıl oluyor peki tabakların? Hani biraz farklı gördüğümüz şeylerden. Şekil olarak. Evet. Sinem Hanım'ın çeyizinde hangi el işleri var? Buna punch işi diyorlar. Çok uğraştırıcı bir şey. Çekyat örtüleri gibi. Sinem Hanım ve eşinin hikayesi nasıl başlamış? Ben eşimle şöyle tanıştım. Biraz komik de. Dedi, baktım her akşam yazıyor bana işte nasılsın? Şaşırdın önce ne demek dediğini falan böyle. De ben bu seni seviyorum'u yazdım. Ne cevap gelse beğenirsiniz yani. Sinem Hanım'ın evlilik hikayesinde neler yaşanmış? Sizin sözünüzde takı adet oluyor mu? Bir de çeyiz alma var biliyorsunuz hepimizde olduğu gibi. Bizde de o gün yani o hafta taşınma telaşımız vardı. Biraz komik bir sürpriz yaptı, korkuttu da beni. Kardeşimin planıydı, iyi ki de yapmışsın diyorum. Aa, çok farklı bir pasta. Böyle Sinop davulları. Pisten kovalıyor. Sinem Hanım'ın hikayesi yarın gelin evinde.
Hoşçakalın.